Hakkari'de 30 dakika içinde 3 deprem meydana geldi. 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar oluştu. Peki bu depremler neyin habercisi ve büyük depremler kapıda mı? CNN Türk muhabiri Ümit Uzun, deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy ile konuştu. Hakkari depremlerle sarsıldı. Peş peşe meydana gelen depremler aslında neyin habercisi? Yani büyük bir depremin habercisi mi? İşte bunları Profesör Doktor Şükrü Ersoy ile birlikte konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hakkari'deki peş peşe meydana gelen depremler bize ne anlatıyor? Şimdi biz Türkiye'nin depremselliğini konuşurken Kuzey Anadolu fayını konuşuyoruz. Doğu Anadolu fayını konuşuyoruz. Batı Anadolu'daki depremleri konuşuyoruz. Ama hiç Güneydoğu Anadolu bindirme kuşağı dediğimiz dördüncü kuşağı konuşmuyoruz. Burası da bir deprem bölgesi. Hakkari'den geçen Güneydoğu Anadolu boyunca ülkemizin sınırlarından çıkan bir fay zonu daha var. Bu Güneydoğu Anadolu bindirme zonu diye adlandırılıyor. Bu aynı zamanda Arap kıtasıyla Anadolu kıtasının sınırı, yama yeri, iki kıtanın çarpıştığı yer. Bu bölgedeki depremler de önemli depremler. Söz gelimi mesela 1930'da Hakkari'de büyük bir deprem oluyor. 7.2 büyüklüğünde 3000 kişi hayatını kaybediyor. Bu bakımdan önemli bir bölge. Buraların da dikkate alınması gerekiyor. Fakat dünkü 4.5 büyüklüğünde ve ondan önceki küçük büyüklükteki depremlerde de bu hattın üzerinde değil, daha güneyde ve Arap kıtası üzerindeki depremler bunlar. Dolayısıyla orada daha büyük depremlerin üretilebileceğini ben düşünmüyorum. Fakat şunu da dikkate almak gerekiyor. Ben Kuzey Irak'ta çalıştım. Yani ülke sınırlarının dışında da çalıştım. O bölgedeki depremler giderek küçülüyor. Yani Türkiye'de daha yüksek, o güneye indikçe daha düşük depremler oluyor. Fakat bazı faylar orada gömük. Yani şeyin yerin altında yüzeylenmemiş faylar. O bakımdan yüzeyde depremlerin merkez üssünü izlesek bile fayı göremiyoruz. Yani aşağıdaki bir fayın deprem ürettiği şeklinde açıklayabiliriz bunu. O bakımdan dünkü 4.5 büyüklüğündeki depremin olduğu yerde daha büyük bir deprem beklemiyorum doğrusu. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet, Profesör Doktor Şükrü Ersoy ile birlikte Hakkari'de meydana gelen, peş peşe meydana gelen depremlerin yaratabileceği etkileri konuştuk.